Herkese selamlar. Bu videoda tır şoförü oluyoruz ve ETS2 oynuyoruz. Yavaştan motoru çalıştıralım. Hemen size iş detaylarını da göstereyim. Çatı Yalıtım Keçesi, İstanbul'dan Tekirdağ'a gideceğiz. Çok uzun bir yolculuk olmayacak. Bizim için şöyle farları açalım ve navigasyona da geri dönelim. Biraz daha sohbet ağırlıklı bir video olacak. Şöyle koltuk ayarı da ben yapayım. Bizim adamın boyu herhalde bayağı uzun anladığım kadarıyla. Sohbet ağırlıklı bir video olacak. Askerdeyken neler yaşadık falan birazcık size onlardan bahsedeyim. Zaten İstanbul'dan Tekirdağ dediğim gibi mesafemiz de çok uzun değil. Eğer bu arada ETS'nin seri olarak gelmesini de isterseniz mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Yorum da atarsanız sevinirim. Şöyle yavaştan kazasız belasız yolculuğumuza başlayalım. Askerdeyken de bayağı uzun yol çektim ben askere giderken. İzmir'den Amasya'ya otobüsle 14 saat ve akıllı telefon zaten götüremiyorsunuz ya. O yüzden otobüste bayağı sıkıldım. 14 saat tablet, televizyon falan hiçbir şey yok. Küçük bir firmayla gittim çünkü. Allah'tan yanımda bir MP3 çalar götürdüm. Birazcık öyle 14 saat müzik dinleye dinleye vakit geçirdim. Çünkü ben normalde zaten otobüste uyuyabilen biri de değilim. 14 saat boyunca uyumadan müzik dinleyerek yolculuk yaptık. Daha sonrasında işte sabahın köründe indim. Bayağı da üşüdüm aslında. Beklediğimden çok çok daha soğuktu. Birkaç arkadaşla orada tanıştık. Hatta onlardan biri de İsmail. Eğer izlerse ona da selam olsun. O da bizim koğuşa denk geldi. Tuttuk işte askerinin yoluna doğru ilerlemeye başladık. Yağmur yağıyor. Elimize belgeler falan verdiler. İşte sağlıkla ilgili belgeler, ne bileyim, bütün kişisel bilgilerimizi doldurduğumuz belgeler, kan grubundan tut da ev adresine her şeyi yazıyorsun. Bir sağlık sorunun var mı? Psikolojik sorunun var mı falan. Her şeyi ilk başta orada bir tarıyorlar. Tabii onları bize verdiler ama dediğim gibi yağmurda kaldık. Bir yandan onlar sonuçta askeri belge, ıslanmasın diye uğraşıyoruz. Bir yandan elimize poşet verdiler bir tane. İşte kıyafetleri falan onlara atıyorlar. Bir yandan da onları tutuyoruz. İlk gün sudan çıkmış balık gibiydik. Botlar nasıl bağlanacak mesela onları bilmiyoruz. Normal spor ayakkabı gibi bağlanmıyordu. Şöyle bir kantardan da geçtik, sıkıntı çıkmadı. 4 çizgi olması lazım botta. Sonrası çapraz çapraz gidecek şekilde ayarlıyorsunuz. İşte ne bileyim, palaska nasıl takılacak? Onları bile bilmiyorduk. Dolap düzeni var mesela. Biz o konuda birazcık şanssızdık çünkü bizim dolap yarımdı. Herkesin kullandığı dolaplar tam büyük boydu ama bizim koğuşa düşen dolaplar yarım boydu. İşte nasıl yerleşeceğiz? Çamaşırları nasıl koyacağız falan, işte kamuflajları nasıl koyacağız? Hepsinin belli düzeni var askeriyede. Kamuflajı dolaba asarken bile belli bir düzene göre asmanız gerekiyor. İşte ne bileyim, yastığınızın bile belli bir yönü olması lazım. Çarşafta 1 gram bile, yani az bir şey bile çizik dahilinde bile şey olmayacak, kırışıklık olmayacak. Ona dikkat edeceksiniz. Yorganın katlama şekli çok çok saçmaydı mesela. Saçma bir katlama şekli var. Ona uymanız lazım. Bayağı sizden düzenli olmanızı istiyorlar. Hatta ekstra düzenli olmanızı istiyorlar. Onun dışında yemeklerden bayağı şikayetçiydik. Hepimiz, komutanlar dahil. Sonuçta özel şirket almış orayı. Kafasına göre yapıyordu ki bazılarının yemeklerinden böcek tarzı şeyler de çıktı diye duyduk. Benim yemeğimden çıkmadı şu ana kadar hiç ama orada hani 24 gün boyunca. Ama bazı arkadaşlar çıktığını söyledi zaten. Ve full patates çıkıyordu. Hani sabah öğle akşam, sabah çıkıyor yumurtalı patates. Öğlen çıkıyor sulu patates. Akşam çıkıyor patates. 7-24 patates çıktı anasını satayım. Onun dışında başka ne diyebilirim? 24 gün boyunca tıraş olu olu artık cilt baya bir hassaslaşıyor ve tahriş oluyor. O yüzden biraz sakal bırakacağım bir süre. Birazcık değişik bir görüntü olacak ama sizler için de siz de idare edersiniz. Askeriyedeki en eğlenceli şey birincisi arkadaşlıklar. Oradaki arkadaşlıklar çok güzel oluyor gerçekten. Çünkü hani 7-24 o adamlarla vakit geçiriyorsunuz. Özellikle buddy'nizde. Buddy'de üst ya da alt yatağınızda yatan kişi, can dostunuz oluyor. Siz ondan sorumlusunuz, o da sizden sorumlu. Ama baya güzel vakit geçirdik. Buradan benim buddy'ye Burak'a selamlar olsun. İkinci
eğlenceli şey de askeriyedeki silah eğitimleri çok çok güzeldi. Özellikle söktak, atış eğitimi. Atış eğitimi de şöyle, sadece size 3 mermi veriyorlar zaten. 25 metre hedeften vurmaya çalışıyorsunuz. Ben 3'te 3 vurdum. Bazıları kağıdı vuramadı, bazısı 3'te 2, bazısı... Hatta bir tane arkadaş ciddi şekilde adam 3 mermiyi tek delikten geçirmiş. Şöyle hafiften büyük bir delik açmış yani, öyle söyleyeyim size. Adam sniper gibi vurmuş anasını satayım. Sonra bizim bir tane yazıcı vardı bak. O da çok güzel vurmuştu aynı şekilde. Fuat, o da eğer izliyorsa ona da selamlar. Bu videoda galiba bayağı selam söyleyeceğiz gibi. Televizyon programlarına döndü biraz ama. O kadar da olur. Onun dışında bak, üçüncü eğlenceli şeyi söyleyeyim size. Amasya'da yaptım askerliği. Tekrardan söyleyeyim. Askeri gazinoda PlayStation 3'ler vardı. Herhalde bir 30 tane falan muhtemelen PlayStation 3 vardı. İçinde de efsane oyun PES 13 vardı. Haliyle bayağı da kalabalık da oluyordu orası ama yer bulduğumuzda biz arkadaşla birlikte bayağı sömürüyorduk PlayStation 3'ü de, öyle söyleyeyim size. Kadrolar falan da böyle yenilenmiş, ne bileyim. Mbappe'ler falan var PES 13'te. Modlu yapmışlar onu da, gayet güzeldi. Onun dışında askeriye de neler yaptık? Sol, sağ, sol. Sürekli. İkinci haftadan itibaren başladı. Tören için yürüyüş, işte ne bileyim İzmir Marşı falan. Marşlar okuduk. Ne mutlu Türk'üm diyene, pimçek, bomba at. Bunları hep uygun adımdayken söylüyorsunuz. Onlar birazcık sıkıntıydı. Çünkü sürekli olduğumuz yerde, hani ilerleyerek yapsak yine sıkıntı yok mesela. Ama olduğun yerde sürekli sol, sağ, sol. Şansımıza bir de bayağı sıcak da oldu son haftalar. Bizde de kışlık parkalar vardı. Parkayı da şuraya kadar açabiliyorsunuz. Yani düşün, hava 30 derece ama senin üstünde kışlık kamuflaj var ve üstünde bir de kışlık parka var. Su gibi oluyorsun. Eğitim alanında doğru düzgün su satılmıyor. Adam getiriyor kola. Ben kolayı ne yapayım, arasını satayım. Arabalar geliyordu eğitim alanına. Bildiğiniz böyle Doblo tarzında, işte tavuk dönerler falan getiriyordu da onlar da çok yenecek gibi değildi. Ben de yemiyordum. Yemekhaneden yediğim kadar, ki son hafta zaten bayağı hasta olduğum için sadece ben çorbayla beslendim. Hiçbir şey yiyip içemiyordum. Ama bir şekilde atlattık. Yani dediğim gibi, hasta olmazsanız askerlik aslında bayağı eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarla sohbet edersiniz. Ne bileyim, PlayStation oynarsınız. Bize hiç koşu falan yaptırmadılar. Sürünme mürünme tarzında şeyler olmadı. Dediğim gibi sadece sol, sağ, sol, uygun adım, marş. Ona çok dikkat ediyorlar. Özellikle tören alanında yapılan eğitimlerde bayağı sizi zorluyorlar. En ufak hata olmayacak. Yemin töreni provası bayağı bayağı, hani ne bileyim, binbaşı falan herhalde bizi orada eğitmişti. Sıkıntılı geçiyor. Orada da bayağı dikkatli olmanız lazım. Komutanlar nasıldı, sert miydi? Değişiyordu. Bir tane komutan vardı mesela. Adam bizi 15 dakika çöktürüp bekletti akşam. Çünkü sıkıntı yaşandı. Adam haklı mıydı? Haklıydı da. Tuvaletle ilgili rezalet bir olay yaşanmıştı. Şimdi söyleyip de midenizi bulandırmayayım. Çünkü yemek yiyen falan vardır mutlaka. Genelde ben de YouTube'da video izlerken yemek yerim. Ya da bir şeyler yerim. Söylemeyeyim ama komutan da haklıydı. 15 dakika biz bir dallama yüzünden maalesef çöküp kaldık gece uyku saatinde. Ama komutanların özellikle birebir iletişimleri bayağı iyiydi. Hani size gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onların da tek derdi, sen bir an önce oradan hani git. Sorunsuz bir şekilde, onların başına sorun açmadan git diye uğraşıyor onlar da. Nereden gideceğiz? Dümdüz gideceğiz. Tamam, sağ taraf zaten kapalıymış. Şu oyuna da sadece 3 tane şehir getirmişler. Biraz daha bari Türkiye'den şehir getirselermiş iyiymiş de. Olmadı, biz promote falan bir şeyler kurarız. Onun dışında askerlikle ilgili söyleyebileceğim şeyler neler? Çok fazla eşya götürmenize kesinlikle gerek yok. İlk hafta bayağı sıra oluyor. İlk hafta size yetecek kadar eşya götürün. Yeterli işte. Donunuzu, atletinizi falan. Gerekli malzemeler zaten hem internette yazıyor hem de bayağı video çekmişler. O yüzden ben tekrar üstünden hiç geçmeyeceğim. Akıllı telefon götüren bir eleman vardı herhalde orada. Bizim koğuşta değildi ama başka koğuşlardan biri. Askerliği direkt 3-4 gün uzadı mesela. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü hastaysanız bildiğiniz ceza alıyorsunuz gibi bir şey. Askerliğiniz uzuyor yatış istirahati durumunda. Yanınızda pijama mesela götürebilirsiniz bu arada ekstradan. Ona bir şey demiyorlar. Kitap mutlaka götürün. Boş vakitleriniz oluyor. Pazar günleri
Ben kitap okuyordum. Hiçbir şey yapmıyorduk çünkü sabahtan akşama kadar sivil bir şekilde dolaşıyorsunuz. Spor ayakkabıyla, işte bot giymeden, kamuflaj giymeden rahat bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Her gün saat 5 ya da 5.30'da kalkış oluyordu orada ama ben 4.30'da kalkar tıraşımı olurdum çünkü ilk gün saat 5'teydi sanırım kalkış ve 5'te kalktım. Zar zor yer buldum ki hani bir tıraş olayım diye, öyle söyleyeyim size. Arkadaşlıklarım çok güzeldi, buradan hepsine selamlar, tek tek saymayayım ve yavaştan da şöyle aracımızı park edelim. Bu seride farklı farklı konular hakkında konuşuruz, oyunlar hakkında konuşuruz, sevdiğimiz mesela farklı tarz oyunlar hakkında konuşabiliriz. Ne bileyim, Need for Speed serisinin tarihinden bile bahsedebiliriz o yüzden. De şöyle şeyler olmasın. Dayı, döndüğümü görüyorsun, sinyal de vermişim be. Ayı olayı. Adam geldi yandan giydirdi pat diye şöyle. Biz yavaştan park edelim. Benim boğaz da gitmeye başladı. Bayağı konuştum. Hala tam olarak boğazım bile düzelmedi. Acelem var, geçteyim. Dediğim gibi bu seride bayağı bayağı konuşacağız, sohbet edeceğiz ki canlı yayınlara da sizi beklerim. Orada da yine farklı tarzda, özellikle mesela kanalda oynamadığımız savaş tarzı olabilir, hikayeli oyunlar olabilir. Oyunları Kick'te canlı yayında oynayacağım. O yüzden Kick'ten mutlaka takip edin. Videoyu da beğenip zaten kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.